Temizlik Benim İşim İzmir haftasında son günden herkese merhabalar. Haftanın son gününde Buca'dayız ve son gün yarışmacımız Özlem. Özlem programa ilk geldiğinde dedi ki birinci olacağımı bilmeseydim bu programa gelmezdim dedi. Ve elinde spatulasıyla geldi ve dedi ki ekranların yağını kirini kazıyacağım dedi. Öyle iddialı bir yarışmacımız. Özlem'in temizliğine ve Özlem'e güveniyoruz tabii ki. Özlem hazır mısın? Hazırım, evet, bomba gibi. İstanbul'dan kalktık, İzmir'e geldik ve son gündeyiz. Evet. İzmir'de temizlikle son noktayı seninle koyacağız. Evet, İzmir'de ve daha önceki tüm yarışmalarda ilk defa böyle bir temizlik göreceksiniz. Bayağı iddialı. Yani İzmir'de son temizlik muhteşem olacak diyor muyuz? Kesinlikle muhteşem olacak. Peki, evet, İzmir'deki son gün finali de muhteşem olacak. Sizlere büyük sürprizlerle İzmir'e veda edeceğiz. Artık başka ilde görüşmek dileğiyle. Şimdi Özlem'le temizliğimize devam etmek için tulumlarımızı giymeye gidiyoruz. Siz de o arada hızlıca Özlem'i bir tanıyın. Hadi gel. Özlem Eroğlu, 36 yaşında, spor eğitmeni. Ben Özlem Eroğlu, 36 yaşındayım, evliyim, 3 oğlum var, Ardahanlıyım, 31 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Spor eğitmeniyim, temizlik benim için bir takıntı. Benim için öncelik gerçekten mutfak. Mutfak temiz olmayan bir evde başka hiçbirinin temiz olduğuna ben inanmıyorum. Kesinlikle en önemli yer mutfak. Ben temizliğimi yaparken de İzmir'de yaşayan, İzmir'in havasını soluyan bir insanın nasıl temizlik yaptığını, nasıl tavırlar sergilediğini çok iyi göreceksiniz. Özlem Hanım temizlik benim işimde büyük ödülü kazanırsa oğlunun üniversite hazırlıkları için harcamak istiyor. Kör olasıca vitrin gene geldi bizi buldu. İzmir haftası dedik, vitrin haftası oldu. Bu nedir ya? Özlem, açık renk bir halı, muhteşem de lekeleri var gördüğün gibi. Bol lekeli bir halımız var. Oo. Yalnız kut kadar banyo, bir de her şeyi banyoya koy. Bu kadar dolabın ne işi var banyoda? Banyonun en kötü yeri, bir klozet, klozet kötü. İki yerler kötü, duşakabin kötü. Çerçeveleri kötü. İzmir haftasının final gününde Özlem Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu şık ve uyumlu mobilyalarıyla dikkat çekiyor. Ancak vitrinden halıya, koltuklardan masaya kadar her yerde kir ve toz göze çarpıyor. Duvardaki kalem izleri ve ortalığın dağınıklığı bu evde minik bir yaramazın yaşadığını gösteriyor. Bakalım Kadir bu salon için neler söylüyor? Evet, herkese merhabalar. Kör olasıca vitrin gene geldi bizi buldu. İzmir haftası dedik, vitrin haftası oldu. Bu nedir ya? Gel, gel, gel. Özlem, açık renk bir halı. Evet, muhteşem lekeleri, lekeleri var bol gördüğün lekeli gibi. Bir halımız var. Tül desen, rengi şaşmış. Cam temiz, cam güzel, panjurlu zaten. Evet, salon güzel. Koltuklar biraz kumaş olarak kötü bir kumaş. Kadifemsi gibi ama şey, leke tutan kumaşlardan. Eğer Özlem temizlikten anlıyorsa, iddia ettiği gibi ise bugün o salondan yarım saatte çıkması gerekiyor. Çünkü camı da çok küçük. Yarım saatte o salondan çıkması mümkün değil. Nuri arkadaşımız temizlikten anlamadığını zaten kanıtlamış oldu. Bunu söyleyerek de noktayı koymuş oldu. Nuri Bey burası yarım saatte biter dedi. Nuri dedi. O koltuk silmeyle mi? Kadir, yalnız senin insanların arkasından konuşma huyun çok fena. Aa, dün finalde de söyledim ben. Kız Allah'ın seversen, aha böyle koltuk siliyordu, öldürdü beni. Tut şunu. Tut, evet, bak, ama bak. Yani o kadar yavaştı ki. O silene kadar güneş yön değiştirdi. Peki, mutfağa geçelim. Yeter burada bu kadar dedikodu, yürü.
Özlem Hanım'ın temizleyeceği mutfak boydan boya dolaplarla donatılmış durumda. Kirli halısı, leş gibi buzdolabı, tozlu kapısı ve yağlı fayanslarıyla yarışmacımızı zorlu bir mutfak temizliği bekliyor. Bakalım Özlem Hanım mutfağı hakkında neler düşünüyor? Oo. Mutfakta arkadaşımızın çok yağı yok ama dolapları fazla. Tam tersi, bugün mutfakta Özlem Hanım'ı zorlayacak bir dolap var. Yağ olmasa da fazlasıyla dolabı var. Aa, bir şey diyeceğim bak, dolaplarda yağ yok Özlem. Bu taraflarda yağ yok, güzel. Yani bence bu mutfaktan 2 saatte çıkmalı ama Özlem çıkamayacak. Ya orana çok yok. Nuri Bey'e ettikleri gibi laf ederler mi? Nuri Yağsız. Gibi zaman kaybedersem etsinler. Hah, bak anahtar cümle buydu, evet. Duvarlar kötü, ocak kötü. Helva kavurmuşlar burada Kadir. Öf bu ne? Ay, bak içinde bunu buraya niye sürdünüz bunu böyle? Cam çok kötü. Öf, bekleyebildiği lastikleri mahvolmuş. Kapa, zehirlenmiş. Arası da zaten çamur. Açma kapamaya bak, burada. Dolapların aşırı kir ve yağı yok. Sadece eşya dolu dolapları. Eşya konusunda zorlanabilir. Özlem Hanım, buzdolabı benim için çok önemli demişti. O yüzden açtım buzdolabını. Evet, haftanın başından beri buzdolabı profesörüydü kendisi. Hala bu konuda devamın iddiamda. Bence de benim için buzdolabı çok önemli. Üstünü kapatamıyoruz. Bu herif açtı. Özlem Hanım'dan bilhassa buzdolabını çok iyi inceleyeceğim. Çünkü üzerinde çok fazla durdu buzdolabının. İnşallah onun da hakkını verir. Evet Özlemciğim, ne diyorsun mutfak için? Mutfak dolabı çok, işleri dolu. Biraz zaman alacak. İçlerini hepsini boşaltma bir de. Sırayla. Evet. Sırayla. Ama önemli olan yağlı değil. Hızlı silinebilir. O bizim için önemli olan. Hazır mısın? Hazırım, evet. Bu mutfak bizim gözümüzü korkuttu sanmayın sakın. Kesinlikle. Buzdolabına çok dikkat edeceğim. Buzdolabı onun için çok önemliymiş ya. Onun ne kadar temiz bir kadın olduğunu buzdolabında göreceğim. Peki, hadi bir banyoya gidelim o zaman. Bakalım banyoda neler var. Nuri Bey buzdolabına taktı, haberiniz olsun. Takar ama haftanın başından beri dolap dedi zaten. Hangi dolap? Bir de dün dedi ki, sende dedi o dolap dedi, bir tane bir şey görmeyeceğim dedi. Bir de Nuri sinirlendi mi esas sinirleniyor. Gözlerini şişertiyor dışarıya. Keşke o da silseydi, biz de görmeseydik dolapta bir şey. Yani. Evimizin banyosu küçük ve sade ancak temizlenmesi gereken banyo dolapları var her yerde. Üstelik klozetin hali de çok fena. Zemindeki pislikler, duşakabinin ayrıntıları, lavabonun paklanması derken Özlem Hanım burada da bir hayli zaman harcayacak gibi görünüyor. Evet, banyo kötüye benziyor. Of, bu nasıl bir koku? Havasız. Çok havasız, çok sıcak. Avucamı bir açın hele. Ay, nefes alınmıyor. Banyosu da çok küçük. Çok aşırı bir ayrıntısı yok banyoda da. O banyoda da 25 dakikada çıkmalı. Yalnız kut kadar banyo, bir de her şeyi banyoya koy. Bu kadar dolabın ne işi var banyoda? Bak, oraya da çiçek ekmişler Kadir. Ama çiçek, keşke evi çiçek gibi kokutsalarmış. Banyonun en kötü yeri, bir klozet, klozet kötü. İki yerler kötü, duşakabinin kötü. Çerçeveleri kötü. Problem değil, nice evler gördük. Gayet güzel, önemli olan bu evde planı iyi yapmak. Bak, evin büyüklüğü, küçüklüğü, kirliliği değil, senin plan, projen, hızın önemli. Evet. Peki, nereden başlıyoruz?
Mutfaktan. Mutfaktan başlıyormuşuz. Mutfakta hızlı olmamız gerekiyor ki o dolaplardan çıkıp salona yetişebilelim. Mutfağa eğer tamamıyla kendini verirsen, bütün enerjini orada harcarsan, salona geçtiğimizde fos olmuş bir Özlem'i ite ite temizlik yaptırmak zorunda kalır. Hiç merak etme, öyle bir peki. Şey olmayacak. Özlem'in enerjisi bitmiyor çünkü kendisi spor eğitmeni. Zaten idmanlı ve İzmir'de son gün temizliği yapıyoruz. Bugün 10.000 liranın sahibi belli olacak. İzmir'e veda ediyoruz. Çok üzgünüm, çok güzel günler geçirdik. Ama artık İstanbul'a dönme vakti. İzmir'in son tozunu Özlem'le alıyoruz. Haydi Özlem, deterjanları, leğenleri alıp İzmir'deki son mutfağımıza gidiyoruz. Haydi buyurun. Televizyona çıkmışsın, benim haberim yok. Komşulardan duyuyorum ben. Gelinim ne yaptıysa doğru yaptı der. Kadın artık nasıl çeperini aldıysa kadın ağzını açmıyor. Şu anda 13 yaşında ortanca oğlum. 6 yaşındayken akciğer enfeksiyonu geçirdi. Sağ akciğeri söndü olsun. Tamamen. 15 gün yoğun bakımda kaldı. Hem de 6 yaşında. Evet, içti yanlışlıkla su diye. Anne dedi, içtim ben dedi. Gımıldan, gımıldan, gımıldanıver. Ah şöyle nazlım da gımıldanıver. İzmir'de son günümüz. Tanıdık çıktı sana. Vesile teyze. Arkadaşım gene hasta, kocam beni boşayacak. Kız gene kocanı da yabana atma, başında adam dursun. Aman ataşasın beni. Arada hanen yollarında, güller açar bağlarında. Öyle bir yar sevmiş erkek. Ay bu kadın hiçbir şey eşlik etmiyor. Öldürecek beni bu kadının sakinliği. Kadir'dir benim adım. Her yeri siler süpürürüm. İzmir'e de gelirim. Kaçın şunu, şaka benim içinde. Aman Kadir. Her buradaymış. Okey, teşekkürler. Kusura bakmayın. Pardon, özür dilerim. Evet. Şu sandalyeye bakar mısın? Oo, bunun kirine bak Kadir. Göre bir de mutfak bir sandalyesi. Nasıl böyle bir mutfak sandalyesi kullanır? Bu mutfağı kullanan onu da kullanır, hiç merak etme. Kalsın o da burada. Evet, mutfaktan başlıyoruz. Planlaman nedir? Hızlıca almak istiyorum. Öncelikle halıyı hemen süpürüp kaldırıyoruz. Okey. Tezgahın üstündeki dağınıklığı masayı sildikten sonra oraya biriktiriyoruz. Yıkanması gerekenleri makineye koyuyoruz. Tamam. Dolabımızı başlıyoruz. O makinenin de önce bir temizlenmesi gerekiyor. Evet. O çalışıyor mu onu bir test etmemiz evet, lazım. Evet, ona bir bakalım. Mutfak dolabının içini yaparken nasıl indireceksin? Nasıl indireceğim? En üstten başlayacağım. Önce şu iki rafı boşaltıp silip geri yerleştireceğim. Tamam. Yani boşalttığımı yerleştirdikten sonra diğerine geçeceğim. Okey, sıralı bir düzenle gideceğiz. Peki. Bu ne Allah aşkına Kadir? Bulaşık fırçası. Bunu özellikle getirdim. Ben bunu banyoda kullanacağım. Ha, banyoda mı kullanacaksın? Daha kullanılmadı. Ben de şey sandım, böyle Avrupalılar bulaşık yıkıyor ya bunlar. Bardakların içine de sokuyorlar. Ben onlar nasıl bulaşık yıkıyor? Hiç bundan bulaşık yıkanır mı kız? Hayır. Lavabonun altına bir eli bir eli bir eli bir yapıyorlar. Yok, ben onu banyo için aldım. Peki hadi artık başlayalım. 3, 2, 1 hemen başlıyoruz. Süpürgeyi al da gel. Al gel, al gel, al gel, al gel. Bu sandalyeler var ya, temizlenince çiçek gibi olur vallahi. Hemen test edelim istersen Kadir. Dur dur, hemen bir alma eline bir şeyler. Bu da kendini ispatlamanın derdinde. Tut. Ah bak, kaldın orada. Ne yapalım, alttan geçeceksin artık. Hiçbir şey demiyorum. Bunu sen istedin. Bekleseydin de az daha halı süpürdükten sonra girseydin mi? Bismillah. Çabuk hadi, süre gidiyor. Kadir, balkon temizliğe dahil olacak mı? Ha. Halı süpürülene kadar sen bunu bir düşün. Hadi halı süpürsün de cevabımı vereyim. Çeviriyorum. Tut sen, ben şu masayı çekeyim içeriye. Şimdi bir çöp poşeti açarız hemen. Evet, şimdi bu tarafı, şu görmüş olduğunuz tarafı dahil etmiyoruz. Çünkü çok mutfak dolabı var.
Çünkü salonda konsol, vitrin. O zaman camlar da dahil değil yani. Buzdolabı ne olacak? Zaten buzdolabı olmaz olur mu? Buzdolabı dahil. O kısmın mekanı yok. Buzdolabı dahil. Çünkü zaten buzdolabı temizliği göreceğiz Özlem'den bugün. O tarafa dahil etmememin sebebi Nihal'de de dahil etmedik çünkü. Mutfak dolabı çok diye dahil etmedik. Salonda da şimdi burada konsol vitrin var. O yüzden eşit ve adil olmak gerekiyor. O tarafı dahil etmiyorum. Bence de öyle olması lazım. Çünkü bugün benim evimde bayağı eşya var. Burada sadece buzdolabını temizleyeceğiz. Yarışmacılar arasında da itiraz edebilecek olanı düşünmüyorum. Özlem Hanım'ın mutfaktaki temizliği benim için çok önemli. Her şey pırıl pırıl olacak. Çünkü kendisi öyle istediğini belirtti. Hadi hadi hadi, daha bir ton dolap var. Kadir, Özlem Hanım'ı tanıyalım mı biraz? Özlem, ne iş yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Kaç çocuğun var? Aslen İzmirli misin? Bir şöyle bir anlat, bir duyalım. Kaynananızdan başlayın anlatmaya. Kaynanan yaşıyor mu? Kaynanam yaşıyor. Biraz rahatsız, ciddi bir sağlık problemi geçirdi. Geçmiş olsun, hayırdır? Mide problemi işte, midesini aldılar. Aa, kız mideni alınca yemek yiyemiyor musun? Bir süre yiyemiyorsun. Mamalarla beslendi önce Kadir. Peki sonra? Sonra yemeye başladı ama tabii mide olmadığı için çok sınırlı ve sıvı gıdalar almaya çalışıyor. Yani katı pölü, pilav, döner, yani onları lahmacun yiyor ama sonra mide olmadığı için tutamıyor. Çıkarmak zorunda kalıyor. Aa, çok geçmiş Amin. Olsun. Çok iyi bir kayınvalidem var. Ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Seviyorum. Anlaşıyor musunuz yani? Evet, onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Bunu biliyorum. Kesin. Ekranda evet. Tembihledi ki bak sakın gidip beni oralarda yarışmaya anlatma. Katıldığımdan haberi yok. Sürpriz olacak. Aa, bir evet. Gelin de kaynanasına sormadan yarışmaya katılır, yeni duydum. Demeyecek mi kız, sen bana hiç demedin, nerelere gittin, televizyona çıkmışsın, benim haberim yok. Komşulardan duyuyorum ben. Demez. Demez öyle bir şey. Gelinim ne yaptıysa doğru yaptı der. Kadın artık nasıl çeperini aldıysa kadın ağzını açmıyor. Özlem Hanım, oldukça genç duruyorsunuz. 36 yaşındayım. Gençsiniz o zaman. Gencim tabii ki. Genç duruyorsun ne demek? Birkaç tane çocuğu var ya, o yüzden öyle dedim. Üç tane oğlum var. Ha işte, üç çocuğu duyunca yaşı var herhalde dedim. Evet, erken bir evlilik yaptım. Özlem Hanım, gençliğinizi nasıl koruyorsunuz? Siz bize onu anlatın. Spor eğitmeni olduğum için sağlıklıyım, dincim. Spor yaptığımızda vücutla beraber ruh da gençleşiyor, dinamikleşiyor. Çok etkili oluyor kesinlikle. Yani şimdi sabahın beşinde kalkıp sahilde yürüyünce ruhun gençleşiyor mu? Denedin mi daha önce? Bence yok, dene. Ben hiç tavsiye yok. Ederim. Ben öyle sabah... Özlem Hanım, bu Kadir tam bir spor düşmanı. Ya şöyle düşünüyorum ben, Kadir çok fazla temizlikle uğraştığı için spor aklına gelmiyor herhalde, enerjisini orada harcadığı için, ama spor yaparsa temizlik yapmak daha kolay gelecek ona. Çünkü ne gibi? Güçleneceksin, kasların güçlenecek Kadir. Şimdi ben kalkıp sahilde sabahın beşinde böyle boş boş yürürsem yorulurum, canım sıkılır. Ya sabahın beşinde yürümen şart değil. Yani kendine boş yürüdüğüm zaman canım sıkılıyor. Tamam, kendine uygun bir spor bölümü bulabilirsin. Ben mesela pilates eğitmeniyim. Pilates? O koca topun üstüne yuvarlanıyorsunuz. Ya top biraz görsellik aslında. Pilates'in en iyi yapılanı hiçbir alet kullanmadan minderde yerde yapılanı. Peki yani spor yaparak genç kalınıyor mu? Kalınıyor. Kırışıklıkları da mı önlüyor? Doğru yaparsan evet. Pilates nefesle de ilgili değil mi? Pilates'te doğru nefes alıp vermek, doğru duruşu sağlamak çok önemli. Doğru nefes aldığın zaman iç organlarından başlayıp bütün vücuduna kadar doğru bir çalışma oksijen başlıyor. Oksijen mi? Biz yanlış mı nefes alıyoruz? Burnumuzdan alıyoruz işte. Burnundan nefes alıyorsun ama o nefesi nasıl aldığın, nasıl verdiğin de çok önemli. Bak, çoğu insan alıyorum. Bundan nefes almayı bilmiyor mesela. Nasıl nefes almayı bilmiyor? Evet. Nefes almadan burnundan yaşar mı? Burnundan değil, almayı bilmiyor. Ağzından nefes alıyorlar. Bu çok yanlış. Bak. Yanlış mı bu? Burnundan verdin nefesi. Nereden vereceğim ağzından ya? Ağzından vereceksin. İyi de Allah burayı iki delik vermiş, ben de ağzımdan niye? Ben yemek, ağzımı sadece yemek yemek için kullanıyorum ki. Nefesi vermek için de dene bak, faydasını göreceksin. Hiç ağzımı onlarla meşgul edemem bu arada. Kadir, sen işin şakasındasın ama nefes egzersizi dediğimiz şey bir tedavi yöntemi olarak da kullanılıyor. Mesela panik atak tedavisinde kullanılıyor. Birine mesela sakinleştirici, burnundan ağzından ver, burnundan ağzından ver. Rahat daha çabuk nefesini versin. Evet, hem nasıl nefes alıp nasıl nefes vereceğini, hem ne sıklıkta alacağını. Peki bu nefes darlığına da iyi geliyor mu? Tabii ki ciğerlere. Benim şu an 13 yaşında ortanca oğlum. 6 yaşındayken akciğer enfeksiyonu geçirdi. Sağ akciğeri söndü olsun. Tamamen. 15 gün yoğun bakımda hem kaldı. Hem de 6 yaşında. Evet, işte yanlışlıkla su diye. Nasıl nereden bulmuş değişmiş kız? Benim hatam oldu o aslında Kadir. Resim kursuna başlamıştım. Evet. Sıkıntılı bir dönemimdi. Kendimi resime yöneltip orada rahatlamak istedim. Oğlumu da yanımdan ayırmıyordum. Hep onu da götürüyordum. Ortam da müsaitti, orada eğleniyordu.
su şişesini geldi açtı içti. Ben de su şişesine koymuştum ama çantamdan hiç çıkarmıyordum. Yani çok dikkat ediyordum. O an işte boşluğuma geldi. Hala bunun vicdan azabını yaşıyorum. Masaya bıraktım, kullanacağım kadar aldım, bıraktım. O saniyede ben resime döner dönmez oğlum almış, onu içmiş. Baktım böyle bir uyku hali falan başladı çocukta. Dedim anneciğim sen hangisini içtin? Bak bana doğru söyle dedim. Suyu değil başka bir şey içtiysen söyle dedim. O kızacaksın korkusuna bir şey söyleyemedim. Yani korkmuş çocuk. Aslında öyle şeyde bir anne değilim ama anne dedi içtim ben dedi. Hemen toparlandığım gibi çocuğu aldım. Daha evin kapısına ayağımı atar atmaz çocuk kusmaya başladı. O kusmasıyla kusuk akciğerine kaçıyor. Ha o yüzden kusma kaçıyor. İçtiğinde kusmasaymış bu kadar büyük problem yaşamayacakmış. Kusmak çok tehlikeli bir şey. Kusma sırasında kaçan akciğere kaçan... Orada hemen enfeksiyon hemen yapıyor. Enfeksiyon akciğeri söndü. Sağ aspiri akciğeri, etmiş evet. Demek kötü oldu. 15 gün yoğun bakımda kaldı. 15 gün? Evet, iyi bir tedavi sağladı doktorlar sağ olsunlar. Çıktıktan sonra da doktorumuz bana dedi ki bir nefes terapisi yapılması lazım. Ciğerlerin yeniden hava doldurulması lazım. Fizik tedaviye gideceksin. Götürdüm. Doktor bana egzersizleri gösterdi. Ben işte bir sene öncesinden bu pilates eğitimini almıştım. Ciğerlere doğru hava verme yöntemlerini biliyordum. Doktorun da bana gösterdiği uygulamayı yaklaşık 15 gün hiç aralıksız aynı şekilde nefes terapisiyle göğsüne de baskı uygulayarak tedavi etmeye çalıştım oğlumu. Bir ay sonra gittiğimizde ciğer eski haline dönmüştü. Oy şükürler olsun. Öyle geçti çok şükür kurtuldu. Şükür yani o nefes egzersizini orada da biraz geliştirdi. Çok faydasını gördüm. Yani oğlumu iyileştirebilmem için bana bir şey oldu, vesile oldu bu. Peki ilerleyen dakikalarda bu nefes egzersizini senden öğrenmek istiyorum. Çünkü anneannemin de nefes darlığı var. Yöntemini tamam, gösterelim. O zaman süremizi başlatalım hemen bir devam edelim. Bir girişelim şu dolaplara. Hadi çabuk. Şuna bakar mısınız? Mutfak tezgahından çıkana bakın. Yani buradan kaşık çatal alıyorsunuz ya. Bir mutfak tezgahı böyle olamaz, olmamalı. Özlem. Efendim. Üst dolaptan başlıyorsun. Evet. Haydi. Bugün mutfaktan beklentilerim öncelikle buzdolabı, fırın, ocağın üstü çok önemli, aspiratörü ve dolapların içi. Onun da yağı yok, tozu var. O ve tozu da çok az var, benimki gibi değil. Bakalım o küçücük az tozları da alabilecek mi? Dün Nuriye dediniz ki tezgahın üstünü temizlemeden iş yapmaya başladın. O yüzden bugün önce tezgahın üstünü temizledi Özlem. Ama ben bugün Yağmur'un buradaki yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Ve yani dün evde o kadar eksik saymasına rağmen 5 puan verdi. Verirkenki tavrı da beni rahatsız etti açıkçası. Kadir bunlar benim pek hoşuma gitmiyor. Benim de hoşuma gitmiyor. Şimdi İzmir'deyiz, misafiriz dedik. İlk başta bir ses çıkarmadık ama dünden sonra bende de ayarlar değişti. Finalde enteresan bir karar bekleyebilir miyiz senden? İzmir'de her zaman sürprizlere hazır olun diyorum. Neyse açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Eğer o çocuk dolaplarda oyalanırsa bayağı zaman kaybedebilir. Elini çabuk tutması lazım, seri olması lazım. Özlem Hanım'ın mutfak temizliği tüm hızıyla sürerken Kadir önce ocağın kaba pisliklerini alıyor. Ardından bol bol deterjan sıkarak kalıplaşmış kirleri yumuşamaya bırakıyor. Bu sırada yarışmacımız mutfak dolaplarını silerek paklamaya çalışıyor. Ocak, fırın ve aspiratörünü ayrıca bir de duvar taşlarını temizlemesini istiyorum. Kadir bir süre yumuşattığı kirli yüzeyi bir bez yardımıyla silerek kolayca kirlerinden arındırıyor. Özlem Hanım'ın mutfak temizliği ara vermeden devam ediyor. Ne o benim üstüme attı? Ben daha ne yapayım Kadir? Ne yaptın? Hatırlarsan bu sandalye leş gibiydi. Evet kirliydi evet. O kadar abartacağınız bir şey yokmuş. Bak iki fırçaladım bu hale geldi. Biz buna çıkmaz mı dedik? Çıkmaz demedik ki çok kirli dedik. Sadece mutfak sandalyesi neden bu kadar evet, kirli? Mutfak yani. Burası dedik yani bak. Ama... Oradan kendine payı çıkarttı, aldı, geldi. Yani görün ki bak bunu temizledim. Yalandan abartıyorlar. Yoksa çıkmayacak bir şey değil. Biz çıkmayacak dedik mi demedik. Dış ses ama yarısını temizlediğin zaman temiz olmaz ki. O hep yarım yamalak iş yapar. Onun işi öyledir. O yarısını bence silah yarısına bırakır. Bence o yarısı temizlenen yarıydı. Bura temizlenmez. Ispatlasın temizleniyor mu?
Kız o bu benden de fena. Yok, ben ona devam etmem. Teşekkürler. Dış ses için kendini gösterdi. Yarım yamalak da olsa gösterdi. Evet Özlem Hanım, nasıl gidiyor? Biraz yavaş mısınız sanki? Ya dolapların içi çok dolu. Onları boşaltıp içlerini silmem gerekiyor. Özlem, yağlı ve kirli olmayan yerlere çok köpürtme. Durulamakla vakit kaybediyorsun. Mutfağında aşırı bir eşyası olduğu için pratik olması lazım. Yoksa zorlanır, zamanını yetiştiremez. Mutfaktaki temizlik operasyonu hummalı bir şekilde devam ederken Kadir şimdi de fırının içini temizlemeye başlıyor. Ocağa uygulanan yöntem fırının içine de uygulanıyor. Mutfak dolaplarının içli dışlı hakkını verirse puanımı ona göre veririm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sana spatula getirdim. Ne oldun sen böyle? Ne oldum arkadaşım? He? Yağ da yok ama bunları ne yapacaksın? Em çok düşmüşsün ya. Yüzün düşmüş. Aa gel. Ama bunu da sen spatula geldin ya. Boşuna geldin. Yağ yok. Hiçbir yağ eritemedin. Arkadaşım senin de yağın yoktu. E sen ne yapacaksın? Ben her yeri pırı pırı yapacağım. Ondan sonra göreceğiz tabii. Göreceğiz ama çok yavaş işliyorsun. Neler yaptın Özlemciğim? Evet. Ha Nihal Hanımcığım. Önce bir halımı süpürdüm. Bu lazım olur mu sana? İşine yaramayacak ama. Alalım biz onu. Tabii ben onu kullanacak bir yer bulurum. Elimde şimdi taşımayayım silerken. Hmm. O mutlaka lazım olur. Yani ben de zannetmiyorum kullanacağım yani siz bu evde yağ yok diye evi kolay mı gördünüz Nuri Bey? Evet, çok kolay. Nasıl o bana dün dedi, çok kolay yağın yok. Onun da hiç yağı yok, sıfır yağ. Peki Özlem yağ olmadığı için rahat bir şekilde bütün mutfak dolaplarının içlerini pırıl pırıl yaparsa o zaman ne diyeceksin Nur abi? Ben de pırıl pırıl yaptım. Bakacağım yapabiliyorsa. Şimdi ben de pırıl pırıl yaptım, bakacağım ona göre. Sanki altında biraz kinaye mi aradım ben? Bu kadar dolu dolapların yoktu senin ya. Nuri Beyciğim. Evet. Senin dolabın sen daha azdı. Sen bence bir gözlük takıp ve öyle baksaydın. Yo benim gözlerim çok iyi görüyor. Görmüyor. Evet A vitaminim. Bir de senin sporcu olduğuna da inanmıyorum. Mahvolmuşsun sen böyle. Sporcu insan bu kadar. Sanki üstüne harfiyat toprağa dökülmüş. Mahvolmuşsun sen. Nuri Bey herkesin vücut şeyi çok farklıdır. Ben de çok ter tükettim. Olabilir onun. Ben terledim değiştim diye dünyayı söyledim ben Safiye Hanım. Sen de terledin. Bak demek ki insan kimisi ter. Yağmur arkadaşımız da zerre yüzüne ter yok. Ben niye üstümü değişince sizin zorunuza gitti o zaman Nihal Hanım. Siz bana ne demiştiniz geldiğinde? Ne yüzünüz olmuş pancar gibi dedi. Oldu. Çünkü kızar benim peynirim ben kızarıyor. Sen de terlemişsin. Arkadaş terlemiş olsun. Arkadaş terlememiş, düşmüş, komple bitmiş arkadaş. Nereye düşmüş? Ayakta duruyorum geçti ya. Ki. Arkadaşlar bu arada bir saatimiz geçti. Buna göre değerlendirme yapın. Yani bir saat geçti. Saatten. Peki neler yaptınız Özlem? Beş tane dolap yaptım. Bütün dolapların içlerini hepsini boşalttım. Bütün dolaplar derken buraları nereden da mı geldiniz? Geldiğin yere kadar. Şuradan başlayalım. Ben bir şey söyleyebilir miyim Özlem Hanımcığım? Ben gözlemlemeye ilk sizi geldiğim zaman siz şu dolap kapaklarınıza deterjan sıkıyordunuz, süngerliyordunuz. Ben herhalde dedim içini yaptı dedim. Sonra içini açtınız, içine girdiniz. Boşaltmamıştınız. Hayır, boşaltmamıştınız. Bakın şurayı, önce burayı boşalttım, temizledim. Sonra burası ayrı. Bunu en son önce Özlemciğim gel. Özlem sen o dolabın içini boşaltmadan mı kapaklarını hayır, yaptın? Hayır, önce bu dolabı boşalttım kesinlikle. Bakalım bu mutfak dolaplarından sonra buzdolabına girebilecek mi? Bizim için o önemli. Evet. Çünkü dün siz buzdolabına giremediniz ve dedi ki buzdolabı çok önemliydi. Ona girmesini bekliyordum dedi. Bekliyorum. Onu bekleyelim. Buzdolabına girecek mi? Girdikten sonra bakalım buzdolabı nasıl temizleyecek? Bizim için o önemli. Evet, çok peki, önemli. Peki teşekkürler. Sizi alalım arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Güle güle. Nur abi direkt girer girmez hemen modunu biraz da düşürmek için. Modun düşmüş. Sen bitmişsin. Mahvolmuşsun. Ben etkilenmiyorum çünkü ben kendimi biliyorum. Kendisi biraz böyle elit bir hanımefendi. Çok fazla diğer sözleri algılamıyor. Naifliğimi koruyorum diyor. Ama hızlanmamız gerekiyor evet, açıkçası. Bir saat geçti. Bak dedim ki yağsız dolaplar çok fazla deterjan sıkıp ovalamana gerek yok. Güzel bir bezle bastırarak şöyle bir silsen zaten temizlenecek. İlk dolap biraz oyalı beni ona özenmek hadi, istedim. Hadi hemen hadi. Ben de fırını bitirdim çıkıyorum şimdi altından da. Aspiratörünü, fırınını yapmasını istiyorum tabii ki. Çünkü fırını çok aşırı yağlı bir fırın değil bizlere nazaran. Mutlaka onların hakkını vermesini bekliyorum arkadaşımızdan.
dedi ki spatula getirdin ama kullanamadın dedi. Sırf spatula geldi boş dönmesin diye. Evdeki en yağlı yer ocağın şu arası. Ve şimdi bezi takıyorum. Nuri Bey'in hatırına. Şöyle güzelce şuranın bir yanını almak istiyorum. Bir turda şöyle önünden geçeyim. Bir de yağ yok diyorlardı değil mi Kadir Bey? Çamur çıktı resmen. Şuna bakar mısın? Çünkü yılların birikmiş kiri içinde. Evet, spatulayı da kullandığımıza göre kaldığımız yerden yağı kiri kazımaya devam ediyoruz. Özden bu evin üstesinden tabii ki de gelemeyecek. Bence boş konuşuyor. Özlem Hanım'ın mutfak temizliği adeta nefes bile almadan sürüyor. Tamamen işe konsantre olan yarışmacımızın gözü mutfak dolaplarından başka bir şey görmüyor. Bu sırada Kadir de temizleyip pakladığı fırını yeniden kirlenmesin diye koruma altına alıyor. Mutfakta zaman su gibi akıp geçiyor. Kadir Bey'in canının sıkılacağını düşünebiliyorum. Belki ona hadi artık biraz coşsana Özlem, hadi hareket hareket diyebilir diye düşünüyorum açıkçası. İzmir'in yolları dardan, bana bakma benim yarim var. Oh oh, İzmir'in yolları dardan, bana bakma benim yarim var. Ay bu kadının sakinliği beni öldürecek. Ne yapmamı istiyorsun Kadir? Bir şey diyeceğim, az bir gel. Sürem durdu şu an. Sen eşinle evde kavga ediyor musun? Ya şöyle oluyor, eşim bir şey sinirlenirse... Şöyle oluyor, eşin sinirleniyordur eminim. Ama kavga esnasında senin o sakinliğin, senin o huşun, feng shui adamın sinirlerini hepten zıplatıyordur. Evet öyle oluyor. Sonra hadi diyorum sen bir dışarı çık, bir tur at gel. Sakinle şöyle gel. Ya sen sinirlenmiyor musun? Sinirleniyorum tabii ki. Ama sinirlenmen de sakin sakin. Her şeye sinirlenen bir insan değilim. Ya arkadaş ortamında arkadaşım çok güldürürüm Kadir. Aa, bize garezin niye var? Aydil'de bir kere bir araya gel. Daha yarın bugün dönüyoruz. Ama şimdi bak şurayı bitirelim. Heh. Mutfak dolabını, tamam mı? Tamam. İşin en yoğun kısmını peki alayım. Ondan sonra eğlenceyle yapalım. Ama arada böyle bak kulağına baktın türkü geliyor. Na 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 na. Merak etme sen. Marmaris'ten Datça'ya selam saladım Hatça'ya. Söz verdin de gelmedin topalların bahçaya. Gımıldan gımıldan gımıldanıver. Ah şöyle nazlım da gımıldanıver. İzmir'de son günümüz. İstanbul'a dönüyoruz artık ve bugün 10 bin liranın sahibi belli olacak. İlk defa İzmir'de temizlik yaptık. Bakalım 10 bin lirayı kim alacak çok merak ediyorum. Ben alacağım Kadir. Ben alacağım. Sen neyin derdindesin? Yanında. Evet, 10 bin lira sahibi bugün burada. İnşallah da öyle olur. Onun için hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Ocak bitti, ben şimdi fayanslara giriyorum. Sen ne bitirdin mi orayı? Ben şuranın şey aspiratörüm var sadece. Tamam, okey. Hadi bir an önce alt dolaplara başlıyorsun tamam. Sen de. Arkadaşımız o mutfaktan bir 2,5 saatini bulur gibi geliyor bana. Kadir, ne kadar uğraşsan da benim yaptığım gibi yapamıyorsun. Bir senin yaptığına bak, bir de benim yaptığıma bak. Daha dur, elime teliyi. Ay yine dikildi başıma benim kaynana. Kız Özlem. Yani. Senin Nuri var ya, benim de bu var işte. Heh. Ay Allah, kimsenin başına bak, vermesin. Nasıl olmuyormuş bak bak. Aynı olmadı, benimki daha iyi oldu. Sen arada öyle göstermelik yaparsın tabii. Hele benim gibi her gün terli. Özlem, dış ses hakkında ne düşünüyorsun? Dışarıda hep merak ediyor muydun? Evet merak ediyordum Kadir Bey. Ama şu anda tanıştığım için memnunum. Sandalyeyi silseydi tamamen daha memnun olurdum. Yok o hep öyle yapıyor. Sadece ekrana göstermelik. Mutfak için 2 saat veriyorum. Belki 2 saatte aşabilir. Aşırı yağı yok fakat eşyası çok. Buzdolabını
Bakalım nasıl temizliyor Özlem Hanım? O ıspatulayı gerçekten eline yakıştırabilecek mi? Evet, şu anda Özlem'in dolap temizliği başladı. Haftanın başından beri dolap temizliği çok önemlidir. Mutfakta yiyecekleri koyuyoruz diyen Özlem ki aynı fikirdeyim. Bakalım buzdolabını nasıl temizleyecek? Özlem, senden buzdolabını anlatarak temizlemeni istiyorum. Belki izleyenlere verecek olacağım bir püf nokta falan vardır. Bilelim. Evet, buyur. Özlem Hanım dün buzdolabı için çok ısrarla temizlenmesi gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor dedi. İnşallah bugün kendisi güzelce temizler. Önce dolabın içindeki her şeyi boşaltacağım. Tamam. Kadir. Nereye boşaltıyorsun Özlem? Kullanılmayan çöp durumundakileri bence çöp atacağım. Bence şuraya koyabiliriz. Temizlenecek Özlem. Olanları şu buraya. Şu tarafa koyabiliriz. Bunlar pis zaten. Tamam, yıkandı. Şu tezgahın üstünü alıyorum şöyle. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şanlarla gibi girdi içeri. Kolay gelsin. Zalımın kızları geldi. Hoş geldin. Maşallah. Ver bana ver, ben burada akıtayım onları. Evet, merak ettiniz, buzdolabı temizliği başladı. Evet. Kokusunu alıp geldiniz. Aynen öyle, çok bahsediyordu çünkü geldiğinden beri hanımefendi. Ama keşke şunları çıkarsaydın. Orayı bitirip oraya geçin de boşaltacağım. Bir de buzdolabını sen mi temizliyorsun Kadir? Sence buzdolabının içinde kim var Nuri Bey? İçindeki evde senin temizlemen gerekiyor. Onları da terledim. Onları da burada gördük, temizledim. Onun içinde terlenmez ama. Sen temizlikten bunu mu anlıyorsun? Buzdolabı temizliği onun içinde mi terlenir? Önce raflar çıkar, her şey çıkar. Ondan sonra içi terlenir, ovulur. Raflar içinde ovdun ettin. Hah, komik. Rafları çıkarıp dışarıda yıkarız değil mi? Ha, evet. Doğru. Evet. Doğru, evet. Öyle yapman gerekiyor. Ama bu kadar pis bir dolabın içinde... Ha, içinde terlersin. İçinde terlersin, orayı çıkarır, yıkarsın. Ne yaptı şu an biliyor musun? Ne yaptı arkadaşlar? Özlem çık, yanmasın. Çık, süren durdu. Özlem çık, süren durdu. Sen şu an ne yaptın biliyor musun? Çevir şişi yanmasın yaptın. Buzdolabının içini, dışını, her şeyini Özlem Hanım'ın yıkamasını istiyorum. Buna siz karar veremezsiniz. Ben öyle istiyorum. Ben de dün vitrini sizin temizlemenizi istiyordum. Bir şey değil. Ben de dün vitrini sizin temizlemenizi istiyordum. Çok tutup hemen tuttum. Kadir Bey'e verdiniz. Sen öyle söylemedin ama bana. Bak ben sana böyle söylüyorum. Sen bana demedin vitrini al temizle. Ama ben temizliği sizin istediğiniz gibi yapmam Nuri ki. Bey sadece, Nuri Bey sadece Özlem'in süresi gitsin diye mi sence bunları bu şekilde istiyor? Yoksa hayır, cidden buzdolabına önem gösterdiği için mi bunu söylüyor? Dün Özlem arkadaşımız hepimizin amacı dolap üzerinden çok geldi ya. İşte benim için dolap çok önemli mutfakta, dolap çok önemli mutfak değil mi? Yağmurun süresi. O bakımdan da sizin elinizi sürmeyip bakalım dolabın hakkını verebilecek mi? Sen de böyle istiyor musun? Ya benim için fark etmez şahsen. Ben yağmur, o kadar çok Nuri Bey az önce dedi ki hepimizin amacı o dedi. Hepimizin amacı o derken. Yani o yağmurun süresi geçmesi, bazı şeylere yetişememesi yani. Biz de ona göre düşük puanını vermemiz yani. Yani sence de hafta başından. Herkes kendisi için çabalıyor. Hafta başından beri tüm arkadaşlar birbirlerine bu şekilde mi eleştiri yaptılar sence? Sırf süresi gitsin orada. Tabii canım, illa ki herkes istiyor ki yani burada daha fazla vakit geçirsin de. Oraya yetişemesin. Yani Yağmur en azından açık sözlülükle bunu biraz da olsa dile getirdi. Bence şunu söylemek istiyorum. Ben hani her şeyde iddialıyız diyoruz ya. Özlem Hanım şu buzdolabına Yağmur'dan beri çok taktı. Bakalım nasıl temizliyor, yetiştiriyor. Şimdi bizim için önemli olan sizin evi temiz halini gezdiğinizde o buzdolabının temiz olup olmaması. Şu anda buzdolabını temizleyen kişi buzdolabının içinde. İçinde kimse temizleyen odur. Raflarını tabii ki orada biraz çöpünü alıp burada da yıkayabiliriz. O hiç problem değil. Sıkıntı değil. Siz geldiğinizde bu buzdolabının lastiklerine, raflarına ve altına bakacaksınız. Temiz olmuşsa okey, amenna. İsterseniz temizlenirken izleyin biraz. Aynen, bir devam edelim. O arada bir yaparken de bir baksınlar. Çok önem verdiği buzdolabı yiyecek diye tutturdu, yedi ya bizi spatolalı Özlem. Bakın kirli bezlerine, bakın kirli suyuna, yiyecekler bu sularla mı temizleniyormuş? Kabasını çok şaşırdım. Kabasında şu anda, bile senin bu su, bak senin kabasında bile arkadaşım, kabasını alırken bile her sünger berbat. Bak her canım benim, kabasını ki alırken bile senin bu suyu var ya 5 kere değiştirmen gerekiyor. Çünkü sen çok titizim diyorsun ya. Değilsin. Sen de bir kere değiştirseydin keşke Nuri. Değilsin. Temiz titiz değilsin. Kusura bakma. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.
Biz zaten ilk gün yarıştığımız süredir herkes bir hata yapıyor. İlla ki bir boşluğu, bir kusuru oluyor. İlla ki Özlem Hanım'ın da hataları ve kusurları olacak ve Kadir bunu görecek. Ben eleştiri gördüm ama ömrümde bu kadar boş bir eleştiri görmedim. Rafları ha o yıkamış ha ben yıkamışım. Buzdolabı temizi, buzdolabın içi demektir. Lastiğini, altını, yani sen daha bir leğen suyla hemen ne anladın titiz olup olmadığını. Bir insan biraz da kendi yaptıklarına bakmalı diye düşünüyorum. İzmir haftasında neler olacak göreceğiz bakalım. Kadir, ben az önce aşağıya indim ya hani. Herkes toplanmış dış ses, dış ses diye tezahüratlar filan. Ay nasıl da tanıyorlar görmedikleri adamı dış ses diye. Bir tek bu teyze Kadir diye tutturdu. Aldım getirdim. Tanıdık çıktı Vesile teyze. Arkadaşım gene hasta kocam beni boşayacak. Buna bakıyorum. Ne yapacaksın sen o çocuğu? Sus be dedim. Kapa çeneni o benim oğlum. Vallahi hastayım. Canımsın ya. Benim. Çok seviyorum. Yolun açık olsun. Allah razı olsun. Sen İzmir burada oturuyorsun. Burada oturuyorum ben 60 sene. 60 sene. İzmir'den ta İstanbul'a beni takip ediyorsun. Ediyorum. Vesile teyzem ta İzmir'den İstanbul'a beni severek takip ediyormuş. Bu kız gene kocana da yabana atma başında adam dursun. Aman atarsın beni. Adam yuva yıkana çıkacak. Çıksın. Kurban olurum. Konuştum ya. Ne mutlu bana. Ekranda gördükçe şöyle oku oku üfle. Okuyorum, vallahi dış sesin şerrinden de korusun. Okuyorum, hepsi fesatlardan da korusun. Etmediğini koymuyor bana, itiyor, vuruyor, yerlere düşüyorum. Aa, üstüme hangisi? Sular dökülüyor. Ama söz verdik, o bana yapmayacak. Bak bu benim oğlum, bundan sonra... Kız başında ekmek kırar, o yine yapar sen. Yapmaz. Oo, kurban olur. O da çok iyi, beni buraya getirdi. Dışarıya çok iyi zaten, ona zulmü bana. Getirdi bana, hayır. Gel teyzem, ben seni götüreceğim dedi. Allah razı olsun ondan. Senden de. O nereden prim ya? Bak hayır duayı kapmak için gördün mü? Bu da sürpriz oldu. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Arkadaşımın teyzesi. Ben onu annem gibi severim ya. Vesile teyze. Ve hiç kimse diyor mu? Annemin bile haberi yok. Yaşıma katıldığında onların da haberi yok. Şimdi ben sürpriz oldu karşılaşınca. Ay hoş geldin tekrar. Çok mutlu oldum vallahi. Hayır duanı aldı. Benim evi de gelir temizler. Ay sürprizimi bir çağırdı. Hemen çağıralım. Sürpriz yapayım ben de. Habibe ile Gamze. Hoş geldiniz. Sana ne kadar çok benziyor. Aynı. Benim beyazım. Yarışmacı kimdi yarışmacı? Yarışmacı kim? Yarışmacı. Bir çık kız. Oh, Özlem. Hadi Gamze ne? Ay inanmıyorum. Kız sen evde kaçar gibi mi geldin yarışmaya? Sahime duymasın. Çok Sahime yakın arkadaşlarım kim? Ya. Çok yakın arkadaşlarım. Sen peki bir şey diyeceğim. Niye hiç kimseye haber vermeden programa katıldın? Bütün ülke ayaklandı. Teyzem bütün ülke ayaklandı. Temizlik benim işim İzmir'e geliyor diye. Sen kalk yarışmaya başvur ama kimseye söyleme. Rabbim inşallah bu birinci gelir. Hadi dua kabul alıyoruz. Bol bol dua et. Kendimi de çağır o da görsün. Kız hep bütün Türkiye'yi topla. Ana bir kez çek bizi çek. Hadi biz çek. At boynuma şöyle. Annesi ay, 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 öptük seni. Hadi güle git. Al canımsın benim. Bütün kalbim seninle. Ay ne kadar mutlu oldum. Gördüğünüz gibi ta İstanbullardan geliyoruz ama kucak dolusu sevgiler, selamlar yine bizi buluyor. Evet. Şimdi 3, 2, 1 süre başladı. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Mutfak temizliğinde sona yaklaşılırken Özlem Hanım buzdolabını silerek mücadelesini sürdürüyor. Temizlik üstadımız Kadir ise buzdolabının sökülen parçalarını mutfak tezgahının üzerinde evire çevire telleyip temizleyerek yarışmacımıza destek oluyor. İki koldan birden güzelce paklanan buzdolabındaki değişim şimdiden kendini göstermeye başlıyor. Dolabın içi adeta pırıl pırıl parlıyor. Özlem Hanım ne yaptınız? İddia ettiğim gibi buzdolabı benim için çok önemliydi. Ve buzdolabımı pırıl pırıl yaptım. Artık arkadaşlar buzdolabı nasıl temizlenirmiş görsünler. Mutfakta fayansların silmesini bekliyorum. Çünkü fayansları elime attığımda elim kirlenmedi bile. O fayansları şöyle bir temiz su bezle geçmesini istiyorum. Thank you.
söyledi ben bu evin üstesinden gelirim diye ama hiç kimse gelemedi. Sanmıyorum Özlem Hanım'ın da bu evin üstesinden gelebileceğini. Evet, İzmir'de son günümüz. Vay be, bir hafta nasıl geçti? Evet. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Vay 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 vay. İzmir'i de temizledik be. Kadir, bak sana kronometreyi göstereyim. İstersen ondan sonra hala mutfakta yer silmeye devam edersiniz. Kadir. Ne kadar kaldı? 2 saat 43 dakika. Ay bir de camı katsaydık vay halimize. Kız çabuk spor öğretmeni haydi. Nefes egzersizi yaparak çık. Feng Shui, Shang Shui haydi. Huu, burnumuzdan aldık, nefesimizi ağzımızdan verdik. Evet, salona geçiyoruz çabuk. 2 saat 43 dakika. Özlem çık. Yandık, yandık, yandık. Nuri bizi yiyecek, Nuri bizi yiyecek. Özlem'in benden puan alabilmesi için salonunu çok iyi temizlemesi gerekiyor. Çünkü salonunda hiçbir şey yok. Süpürgeyi aç, 1 saat 30 dakikamız kaldı. 1 saat 16 dakikanız kaldı. 1 saat 16 dakika ne demek? 20 dakika olsa diyeyim ki 20 dakikayı banyoya verelim. 16 dakikayı banyoya ayırsak 1 saat salona yeter mi? İşte ucu ucuna. Çabuk çabuk çabuk. Koltuğun altında kalan kısmını da süpürüyoruz. Çabuk. Kadir, halıyı nereye götürüyorsunuz? Çok ağır abi. Koridora çıkartacağız. Özellikle salondaki halıları silmesini bekliyorum. Çünkü salonu çok küçük, vakti çok bol olur. Oha, bir de 2 halı. Ne kadar çirkin bir halı. Şimdi bunu oymuş. Tuz şunu masanın üstüne devirelim. Şu halıyı da alalım bunun altından. Özlem, 10.000 lirayı alırsan ne yapacaksın? Oğlumun bir de üniversiteye hazırlanıyor bu sene. Evet. Bir de liseye hazırlanıyor. Eğitim için alacaksın. Onların eğitimi için. Onlara laptop alacağım. Oo, laptop. Evet. Hadi inşallah. Laptoplar olmadığı için ve eğitimleri için kullanmak istiyorum. Ana yüreği bak, gene evladından yana kullanıyor. Salonunda bunu zorlayacak hiçbir şey yok. Koltukları zaten açılan bir koltuk değil, süpürecek. Yan tarafları zaten deriye ibaret bir şey. Onu yapmasını istiyorum açıkçası. Kadir, İzmir'i nasıl buldun? Beğendin mi? Ha, İzmir'i beğendim. Yani mesela geçen sefer sırf Alaçatı'ya gelmiştim. Yarın İstanbul'a dönünce anneannen soracak sana. Şunu bir çıkar kafandan Allah aşkına. Ha, ona nasıl anlatacaksın İzmir'i? Uy bacı diye lafa gireceksin. Diyeceğim ki çok güzeldi, çok sıcak insanları var. Her gittiğim yerde çok güzel karşılandım. Yani sanki uzaktan gelmiyormuşum da her gün mahallelerindeymişim gibi. 7'den 70'e yaşlısı, küçüğü, büyüğü, Kadir abi, Kadir oğlum diye sarıldılar. Ona sağ olsun kuru incir, çikolata, bulgur, tarhana yağı. Yani elinde olan olmayan, küçük de bir şey olsa bana bir şey getirdiler. Çok mutlu oldum. Anneannem zaten diyecek ki Allah razı olsun. Gördün herkes seni nasıl sevir. Çok mutlu olacaktır. Hepsini anlatacağım. Yani İzmir'i çok sevdim. Allah nasip ederse bir daha gelmeyi çok çok isterim. Peki, teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Tut. Bacı suyu al gel. Bunların arkasını sil silit, sil silit bacı. Arada hanen yollarında güller açar bağlarında. Öyle bir yar sevmişer ki. Ay bu kadın hiçbir şey eşlik etmiyor. Öldürecek beni bu kadının sakinliği. Özlem Hanım'ın hızına pek bir şey söyleyemem ama Kadir Bey'le kafaların uyuşacağını pek zannetmiyorum. Kadir, onların altını mı silerim dedin sen şimdi? Bak, ben hiç Ardahan'ın yolları diyorum ama bana değil, koltuğun arkasını. Sil bunun arkasını.
bitelim. Bir daha uğraşmayalım. Evet, vakit ağır. Yok. Çabuk, 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 çabuk. Şuna bakar mısın? Bak, bak, şuna bak, şuna. Bak. Kadir, koltukları silmeyecek misiniz? Koltuk silmeyelim. Koltukları süpür, derilerini sil. Kumaşlarını silme, zaten öyle bunlar yapıyorum. Çıkmaz. Bu kumaş kusar çünkü. Şimdi kusar, onu araba evet. biter. Ben onu bilmem. Vakit yok. Evet, evet. Bir koltuk arkası bitti. Özlem, cam var. Cama sen yapsan Kadir, ben vitrine girsem. Tamam, hadi cama giriyorum. Zaten Özlem Hanım'ın salonunda bir vitrini, bir koltukları var, başka bir şey yok. Camları var bir de. Camlarını zaten Kadir Bey silecektir, tahmin ettiğim gibi belki de. Koltuklarda çok silinecek bir şey yok, tozunu iyi almasını bekliyorum. Final günü yarışmacımız Özlem Hanım'ın salon temizliği büyük bir iştahla sürüyor. Koltukları elden geçiren yarışmacımız, koltuklarla işi biter bitmez hiç vakit kaybetmeden masanın üzerine yatırdığı sehpanın tozunu almaya başlıyor. Salona bir saat veriyorum. Bir saatten fazlasını kullanırsa demek ki çok yavaş. Salondaki vitrinini yapmasını bekliyorum. Çünkü benden de beklediler ve ben en iyi şekilde yaptım. Onun da bunu yapması gerekiyor. Özlem, yıkamaya başladın mı bardakları? Başladım arkadaşım, başladım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yetiştirebilecek misin? Yetiştireceğim tabii ki. Zaten bir şeyin kalmadı. Kadir camları siliyor. Başka sen de vitrini de sildin mi? Tamam, salon bitti. Evet. Salonda toz da yok. Peki hiç mutfak? Hiçbir şey yok. Mutfakta neler vardı arkadaşım? Mutfakta da hiçbir şey yoktu. Ne istiyordun? Boyalı badanalı hazır mutfakla ev mi verelim sana? Bir de onu yapsadık. Benim dolaplarım çok doluydu ve dolapların içini komple boşalttım. Öyle mi? Evet. Onları temizledim. Buzdolabımı göreceksiniz. Pırıl pırıl yaptım. Ya. Evet. Bakacağız bakalım pırıl pırıl mı? Tabii. Mutfaktaki camı sildin mi? Mutfaktaki camı dahil etmedi Kadir Bey. Dahil etmedi. O zaman hiçbir şey kalmadı senin mutfakta. Hızlı yaparsan, pratik yaparsan kalmaz tabii ki. Kaç saate çıktı mutfaktan? Ama mutfağın hakkını vermek istiyorsan çok biraz pardon, zaman harcamam gerekiyor. Bir şey sorabilir miyim? Neden hep aynı şeyleri konuşuyoruz? Ben hiç temizlikle alakalı bir şey duymuyorum sizden. Şu yıkaması yanlış mı, doğru mu? Yıkaması sizin için önemli mi? Önemli, onu söyleyeceğim. Önemli, en son söylüyorsun ama şimdi niye söylemiyorsun? Hiç temizlikle alakalı bir şey duymuyorum sizden ben. Kadir, bu arada süremizi hatırlatayım. Tam 40 dakika kaldı. Koltuklar silinecek, halı silinecek. Koltukların sadece derileri silindi. Çünkü koltuklar öyle çok lekeli değildi. Evet, zaten silsek de çok paralayacak bir koltuk kumaşı süpürüldü. Duvarlar silinecek, neresi var? Duvarlarda da işte salonun da hiçbir şey i̇şte yok. İşte bir şey yok, onu söylüyorum. Hayır, duvarda bir şey yok ama şimdi masa, sandalye, konsol, televizyon. Vitrin. Hepimizde bunlar vardı. Hepimizdekileri küçümsediler. Ben hiçbir zaman küçümsemedim. Aa, küçümsemedin ben, mi? Hayır. Bak, sen ben demek senin ki evinde, günü unuttun. Nuri, ben senin evinde hiçbir işi küçümsemedim. Sana dedim ki, küçümsedim. Arkadaşım seni burada oyalayacak çok bir şey yoktu. O yüzden buzdolabını silmeliydim. Ben de sana diyorum benim sana ki arkadaşım, bu oldu bir. Senin de burada oyalayacak hiçbir şeyin koltuğu yok. Koltuğu sildiğin fırçayla tabakları senin sildim. Senin tabakları ben fırçalamadım. Ben temizlikle ilgili şeye takılıyordum. Yani koltuklar yok, halı yok, duvar yok ya. Camı keşke siz silmeseydiniz ya. Şimdi mutfaktan... Mutfaktaki camı da silmedi. Mutfaktaki geçirdiğimiz süreden dolayı...
tavayı, camı ben almak zorunda kaldım. Çünkü cama girerse vitrin kalacak. Duvar senin. Duvarlarımız yağlı olan yağlı boyaydı. Duvarların senin. Temiz duvarın yok diyoruz sana biz. Vitrin ne kaldı geriye? Işınlandı. Bu kız vitrin yapmıyor ya. Izgara kendi kendine temizlendi. Dolaplarla. Ay şimdi şişe. Şimdi bak yapıyor, onu da yap bari diyorsunuz. Evet. Yapmıyor salonda, onu da yapmadın diyorsunuz. Bu kız ne yapsın? Yapmadın değil. Silinmesine gerek şimdi yok. Bir saniye bak, yorumlarınız beni çıldırtmak üzere şu anda. Hayır çıldırma Kadir, yorumlar ama bak şimdi vitrini, vitrini yıkıyor diyorsunuz ki onu da yıkasın o zaman. Yıkasın, yıkıyor. Kalmadı bir şey çünkü. Ben gerek yok. Tamam da yapmadığına yapmıyorsun diyorsunuz, yaptığını da o zaman yapsın zaten diyorsunuz. Neyse bunun tartışmasını finalde yapacağız. Benim sizden istediğim yapılan temizliği göz önünde bulundurun. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aa iyice gerildim. Son gün benim cinnet geçirtirecek. Kadir korktular. Sen de o bardakları yıkamayı bırak. 40 dakikamız kaldı. Hepsi bitti. Hadi. Gördüğün gibi yapılanı zaten görmüyorlar. Evet, onlar yapılmayanların derdindeler. Ya ben hani... Temiz olması önemli benim Hayır, için. Hayır Nuri Bey burada diyor ki salonun camını sizde, sadece sizde. Senin salonunda vitrini temizledim. Cam sildim, hiç bunların laf edilmiyor. Sakin ol Kadir, sinirlenme. Çık biraz hava al istersen. Ben ağzıma bir kıymalı pide atıp geliyorum. Evinde hiç yağ, kir yok. Salonu küçücük, benim camlarım onun evi kadar. Salondaki temizlik fırtınası Özlem Hanım'ın tükenmeyen enerjisiyle esmeye devam ediyor. Vitrinin içini dışını bir güzel temizleyen yarışmacımız vitrinden çıkardıklarını da silerek özenle yerlerine yerleştiriyor. Ne mutfakta ne de salonda bir an bile duraksamayan Özlem Hanım spor yapmanın ne kadar faydalı olduğunu bu olağanüstü performansıyla herkese ispatlıyor. $10.000 ikiye bölündü. 10.000 lirayı bölüşen birincilerden ilki, İzmir'de ekranların tozunu alan yarışmacı, Temizlik Benim İşim İzmir haftasında birinci olan yarışmacılarımızdan ilki... Önceden bunları bir sıkayım. Ben buraya geçene kadar bu kirler bir yumuşasın. Salonda zaten çok bir işim kalmadı. Orada bitene kadar burada yumuşasın. O banyo pırıl pırıl olacak. Banyoya 20 dakikadan fazlasını vermiyorum. Tamam, kapı da bitti. Hadi ne olur hadi. Bitti. Kapının arkası. Yeri alalım. Nuri diyecek şimdi salonun yerlerinde Kadir Bey sildi. Ama hiç geldi günde demedi ki Kadir Bey benim mutfağımın koca camını sildi. Dedi ki Nihal kadar bana yardım et dedi. Bak o laf hala aklımdan çıkmıyor. Evet İzmir'de son temizlik son dakikalar. 10.000 liraya çok az bir süre kaldı. Ve birazdan banyoya gireceğiz. Banyo çıkışımızda bakalım 10.000 liranın sahibi İzmir haftasında kimde olacak? Ve finalde büyük sürprizler bizi bekliyor. Haydi bakalım İstanbul bekleyin geliyoruz. Banyosunda pek fazla bir şey yoktu Özlem Hanım'ın. Ama o fayanslarındaki lekeler çıkartan benim için daha önemli olur. Şu deterjanlarımızı alalım. Eldivenlerim burada çabuk. Acele edin 17 dakikanız kaldı. Hemen bir kova dursun şurada. Çabuk çabuk. Oo, yandık 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 yandık. Sadece benim ondan beklentim duşa kabinin içindeki siyahlıkları çıkarmasını mutlaka bekliyorum. Çıkar, 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 çıkar. Aa, niye atıyorsunuz onları Kadir? Yer yok, yer. Ufacık banyoda dolap eşya. Tut.
Klozetin içi bile temiz. Çok aman aman bir kiri yok. Çıkarabileceğini düşünüyorum. Hadi klozet duruyor. Kadir'dir benim adım. Her yeri siler süpürürüm. İzmir'e de gelirim. Anam, hele çıkanlara bak. Son 6 dakika. Hayatım, tuvalet kaldı. Çabuk, çabuk, çabuk. Tel ver, ola tel ver. Kız çık şu duşakabinin içinden. Aman Kadir, şeyini... Yerler var, yer fayanslar var. Tel buradaymış, okey, teşekkürler. Kusura bakmayın, pardon, özür dilerim. Ay, zavallı. Evet, İzmir'deki son klozetim sensin. Sen İstanbullardan kalk gel İstanbul, şey İzmirlere. Klozetin içine elini sok. O kartan uçak bileti parasını bunun için mi verdin? Yalnız 10 dakikayı bulamamış olmam. Çok şaşkınlık verici değil mi? Özlem Hanım, o dolabın içi leş gibi. Bakın o kapağı kapatıp diğerini açın. Gördünüz mü? Ruş! Son 3 dakika. Kız 10 dakika yarayacağım derken elimizdeki dakikada gidecek. Yer kaldım yer. Çekmeceler. Şu dolabın kapağı alındı mı? Dolabın içi. Kadir, son 1 dakika. Oh my god. 30 saniye. İzmir için son saniyeler. Uçak kalkıyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. İzmir'in sonuna geldik. İkinize de geçmiş olsun. İzmir'den Kadir fırtınası gelip geçti. Bastı geçti, yağları terledi, ovdu geçti. İzmir'de son temizlik bittiğine göre o zaman ne yapıyoruz? Güğümü alıyoruz. Güğümü ver bize. Sonuç öyle güzel bitsin, eğlenceli bitsin ki finaldeki büyük sürprizlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. O zaman finale geçerken güreğimin güğümleri kamayla, kamayla. Yüreğimin güğümleri kamaylı, kamaylı. Fistan giymiş etekleri kamaylı, kamaylı. Aman aman. 10 dakika nerede? Bulamadık. Neden bulamadık? Çünkü 10 dakika mutfaktaydı. O kadar uğraştık. 2 saat 34 dakika, 2 saat 43 dakika kaldık ama 10 dakikayı göremedik. O zaman bir mutfağa gidip hemen hızlıca 10 dakikayı gösterelim. Final için hazırlanırken siz de bizleri bekleyin. Hadi bakalım. Gel. Acaba burada mıydı? Acaba burada mıydı? Aa, buradaymış. Oo Kadir. Ama mermerin altı. Mutfağa dahi değil mermerin altı. Hayır, ahşap değil diye oraya mermerin altı. Her yeri tutuyor bu, sen merak etme. Görünmeyen yerler temizlik puanlarını bulamadık. Mermere yapışmayacağını düşünmüş evet, yarışmacımız. Evet, mermerin altı olduğu için oraya bu her yere yapıyorum. Yapışıyor, sen hiç merak etme. Evet, gidelim İzmir'deki son büyük final için ve sürpriz final için üstümüzü giyinelim şık bir şekilde. Bakalım 10 bin liranın sahibi kim olacak? Haydi gel. İzmir'i de temizledik be. Artık sürpriz ileride görüşmek üzere.
Dışını, üstünü, buzluğunu açtım. Çok pardon, ne oldu Nuri Bey? Ay çok komikti. Beni eleştirdiğin yerden yere vurduğun şey buzdolabı. Kötü. Sen bence benden çok korkmuşsun yavrum. Sen bence bugün benim temizliğimi gördüğün için korktun. Temizliğini mi gördün? Evet. Hangi temizliğini? Yağmur ve Gülcan puanlarınızı yazın. Bu programda herkes adaletsizlik yaptı zaten. O yüzden ben de adaletsizlik yapmaya karar verdim. 10 bin lira ikiye bölündü. 10 bin lirayı bölüşen birincilerden ilki... İzmir'de ekranların tozunu alan yarışmacı... Temizlik Benim İşim İzmir haftasında birinci olan yarışmacılarımızdan ilki... İzmir haftasının final gününde Özlem Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin mutfağı tepeden tırnağa silindi, süpürüldü, ovuldu, fırçalandı. Yarışmacımız temizliğin tüm gerekenlerini bir bir yaptı. Bakalım yarışmacımızın saatler süren mutfak temizliği finalde hak ettiği puanları alacak mı? Özlem Hanım'ın salon temizliği hızlı ve pratikti. Zamanla olan yarışında geriye düşen yarışmacımız açığını kapatmak için çok fazla enerji sarf etti. Özlem Hanım çok çalıştı, çok terledi ama bakalım büyük finalde zorlu rakiplerini geride bırakıp zirveye ulaşabilecek mi? Evimizin banyosu günün son durağıydı. Özlem Hanım ve Kadir bu küçük banyoyu çok zorlanmadan aradan çıkardı. Özlem Hanım tek bir mola bile almadan 3 mekana da girip çıkarak günün sonuna ulaştı. Bakalım rakipleri yapılan işleri yeterli bulacak mı? Hadi gel Allah aşkına, bu adam bizi buraya niye getirtirdi? Kız bana bak, bu bize bir de sahili süpürttü mü? Hayrola? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nerede kaldınız Allah aşkına? Anca üstümüzü giyin, et zaten Özlem'de canımıza çıktı. Hazırlandık, evet. Şöyle bir deniz havası alalım dedik. Yüzmeyi bilmeyen var mı? Ben burada kalayım, ben yüzmeyi bilmiyorum. Biz de dedik ki dış ses, biz acaba kordonda balık mı ısmarlayacağız? Tabii tabii. Esas sen bizi buraya niye getirdin? Kadirciğim, burada bir abimiz var. Cüneyt abimiz. Kirli bir evi varmış. Hep beraber onu temizleyelim diyorum. Aa, bitti dakika maalesef. Yeter. Şaka şaka. Cüneyt abi bizi teknesinde misafir edecek. Buyurun. Teknede. Cüneyt Bey merhabalar. Nasılsınız? Evet, şimdi tek tek binelim ama dikkatli olalım. Hepsi temizlik yaptı. Değerli yarışmacılar, suya falan düşmesinler. Nuri abi ama sen bassan çıkaramayız. Bir şey sorabilir miyim? Sor tabii Kadir. Sondan başa doğru açıklıyorum ya. Birinciye kadar açıklayıp tek tek denize mi atacağım? Dördüncü atla, üçüncü. Kalan sağlar birinci. Çek sonra.
başıma tekte düşürmem ne mesela. Hadi bakalım başlasın. Cüneyt Kaptan, açılabiliriz artık. Açılacak mı? Açılıyor. Kadir, nasıl sürpriz ama? Senin yapacağın sürpriz batmıyor. Hele bizi denizin ortasına getirdi. Duramıyoruz bile. İçim yayık ayranına döndü. Lıngır lıngır her yanımız. Denizimizi gördü, coştu. Biz burada nasıl puan vereceğiz? Puanlar dalga dalga. Sönlerimiz orada, saçımız başımız var. Bunun derdi de saçının dönüyor, senin gözün çıkmasın. Merak etmeyin, az sonra demir atacağız. Bu arada siz de sosyal mesafenizi açıp maskelerinizi çıkartın isterseniz. Sosyal mesafemizi açtık. Bu maskeyi takmamızdaki amaç, ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Ve maske takmak zorundayız. Ama İşitme engelli vatandaşlarımız da var ve çoğumuz işaret dilini bilmiyoruz. Ve işitme engelli vatandaşlarımızın bizi anlaması için dudaklarımızı okuması gerekiyor. Bu şeffaf maskeler işitme engelli vatandaşlarımıza duyduğumuz duyarlılığı göstermek amaçlıdır. Bu zor günlerde onların da yanındayız ve bu maskeleri onlar için taktık. Kadir, burada açık alanda olduğumuz için maskelerimizi çıkartacağız ama bundan sonra kapalı ortamlarda maskeli olacağız. Ayrıca buradan herkesi uyaralım. Lütfen sosyal mesafeye ve maskeye çok dikkat edelim. Sosyal mesafe, maske diyoruz. Sağlığımızı koruyoruz. Sağlığımızı koruduk ama inşallah buradan da sağ salim gideceğiz. Demir atana kadar bekliyoruz. Evet, sonunda bir oh deyip sakin sallanmayan bir yere gelebildik. Evet, temizlik benim işim İzmir haftasında beklenilen büyük finale karşınızdayız ve denizin ortasındayız. Bugün 10 bin liranın sahibi belli olacak. İzmir'e geldik, evlerimizi temizledik, puanlarımızı verdik ve 10 bin lirayı da bugün birine verip İstanbul'a geri döneceğiz. İnşallah. Evet ve bugün Özlem'in günüydü. Özlem aramıza sonradan katıldı ve arabadan iner inmez elinde spatulayla ben geldim dedi. Birinci olmasam zaten gelmezdim dedi. Direkt kendini birinci ilan etti. Temizlik benim işim dedi. Bakalım Özlem bugün iddiasının altını dolduracak bir temizlik yaptı mı? Özlemciğim eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Haftanın son temizliğini sende yaptık. İzmir'de son noktayı senle koyduk. Evet. Hazır mısın peki finale? Evet. Yorumlara hazırsın. Hazırım. Evet Özlem, başlıyorum arkadaşlarından yorumlara. Kimden başlayalım? Nihal, senden başlayalım. Evet, senden başlayalım. Şimdi kavgayı alalım. Nihal Hanım dedi önce. Akşam benden başlayalım. Haftanın iddialı yarışmacılarından biriydin ve gün geldi çattı. Bugün son gün. Evet. Ne yorum yapacaksın? Buyur. Arkadaşımızın önce eline koluna sağlık. Sağ olun. Hepimiz 4 saatte yarıştık. Peki. Şöyle söylemek istiyorum. Arkadaşımın evine girdiğimde, gezdiğimde çok aşırı bir yağlı bir mutfağı yoktu. Dolapları çoktu ama dediğim gibi yağlı değildi. Çok onu çok zorlayacak bir yağlı bir ocağı yoktu. Peki o mutfakta nasıl bir iş çıkardı? Ben röportajımda dedim ki 2,5 saat veriyorum dedim. Normalde 2,5 saat dedim anca çıkmıştır dedim. Yani hakkını verir diye. Peki biz mutfaktan ne kadar da çıktık biliyor musun? Hiçbir bilgim yok şu anda. 2 saat 47 dakikada mutfaktan çıktık. Çok fazla sürmüş. Daha da eksikleri vardı bu arada. Yani o kadar peki, saat durmuş. Nihal'cim yorumunu yapsın, saklayalım. Sonra bitiyor yorumları. Peki Nihal, 2 saat 47 dakikada yaptığımız temizlikte mutfakta senin açından çok büyük eksikler kalmış mıydı? Dolapların üst kapakları güzel olmuş. Şimdi hakkını yiyemem arkadaşımızın. Ama makineleri çektiğim zaman üstleri, yanları, her şeyden önce hiç ellenmemiş. Makineler arkası çekilmemiş. Çekilmemiş. Buzdolabını arkadaşımız, onun keza da buzdolabının arkası da silinmemiş. Yani peki haftanın başından beri Özlem dedi ki mutfakta en güzel temizlenmesi gereken en önemli şey buzdolabı dedi. İçine yiyecek koyuyoruz dedi. Peki Özlem temizlik açısından mutfaktaki buzdolabını tam anlamıyla paklayabilmiş mi? Tabii ki de tam anlamıyla paklayamaz. Eğer paklamış olsaydı arka tarafını da silerdi. Ama iç kısmında benim için çok öyle aman aman bir arkadaşımız kir bırakmamış. Eskisi gibi değil. Ya buzdolabının tabii ki en çok kullanılan kısmı benim için çok önemliydi.
İçini boşalttım. Bütün rafları çıktı, yıkandı. Dışını, üstünü, buzluğunu açtım. Çok pardon. Ne oldu Nuri Bey? Ay çok komikti. Komik olan ne? Anlamadım. Yani buzdolabının içini temizle ama dışı ne olursa olsun. Hayır, yansın. Dışını da temizledim ama arkası kalmış olabilir. Hayır, içini yani. Temizlememişsin canım. Öyle mi? Peki, onları da alacağım zaten. Ben onu beğenmedim açıkçası. Ama yani çok fazla o yemek kısmına bezi sürmek istemedim. Yemeklere bulaştırmamak tamam, için. Benim için çok çok şey... Peki senin açından buzdolabı olmuş mu olmamış mı? İçi olmuş yani. Anca o vakitte o kadar olurdu. Çünkü artık peki. Arkadaşımız zamanı da geçiyordu. Salona gelelim. Salonda arkadaşımız koltuklar açısından gerçekten şanslıydı. Neden şanslıydı? Koltukları açılan bir koltuk değildi. Yanları... Koltukların açılmıyor muydu? Açılıyordu. Açıkçası açıp da yani orasına bakmadım. Bu peki, doğruydu. Aralarına baktım. Arasına baktığımda gerçekten komple orada bariz duruyordu. Tüyleri, tozlar, yani başka bir incik boncuk bir şeyler vardı. Peki içinde. Vitrine gelelim. Mesela vitrindeki bardakları yıkadı. Vitrini güzel yapmışsın, eline sağlık. Vitrini yıkadın, geldiğinde gözlemlediğinde gördüm. Peki salon genel olarak senin açından temizlenmiş bir salon muydu? Yani salonu açıkçası pek fazla beğenemedim. Çok eksiklerin kalmış. Peki Nihal, bugün Özlem Hanım'ın yaptığı çok büyük bir hata var mıydı? İlk geldiğimde, seni kontrole geldiğim zaman ben o şekilde gördüm. İlk dışını sildin, içine girdin, ilaç sıktınız, içini tekrar süngerledin, sildin. Ben içini silerken içinde ondan bulaşık sonra mı kapakları... vardı? Bulaşık var demiyorum. Yanlış başladığını söylüyorum. Sonra hayır. Tekrar kapattı, tekrar dış kapıyı başladı. İki iş yapmış oldum. Burada bir kere vakit kaybı. Onu anlatmaya peki, çalışıyorum. Peki Nihal, senden puan alacağım. Tamam. Buyur. Bakalım 10 bin lirayı birazdan açıklayacağımız gün ne puan verecek Nihal? Evet, Nihal Hanım'dan puan geliyor. Arkadaşıma puanım 2. Ben bu puanı kabul etmiyorum kadını. Bak banyoda dolaplarına zaten hiç ellememişsin. Üstlerini hiç ellememişsin. Ben duşakabini en azından dedim bak üstlerini geçtim. Duşakabini en azından o fayansların aralarındaki siyahları bir telle çıkarabileceksin diye düşündüm. Ben peki banyoya kaç dakikada girdiğini sordum mu? 17 dakikada banyoya girdim. 17 dakikada ben banyonun hakkını verememişsin gerçekten. Salonu bitirmeden gerçekten. Gidip oraya deterjan kirli harcım. Daha fazla yani. Yorum almayacağım. Tamam. Tamam. İki mi veriyorsun? İki veriyorum. Senin hakkı evet. Değildi Kadir Bey. Evet, Nuri Bey'den yorum ve puanını alacağım. Bakalım son gün. Nuri Bey bugün evde nereleri beğenmiş duymak istiyorum ya da nereleri beğenmemiş. Büyük bir hata var mıydı? Buyurun Nuri Bey. Ben yine çalışıp geldim Kadir. Bunlar ne kadar Özlem Hanım'a ters gelse de bir iki notum var benim. Ben notunuzla ilgili hiçbir zaman size bir şey söylemedim. Mutfaktan başlamak istiyorum. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim. Mutfakta sadece üst rafları... Eline sağlık, güzel silmişsin. Ama ve lakin en önemli dediğin şey, beni eleştirdiğin yerden yere vurduğun şey buzdolabı, kötü. Kötü mü? Evet, kötü. Buzdolabının içini, üstünü, yanlarını komple temizledim. Bakın, yani arkasına gidip de ben yemek koymayacağım ki ben siz buzdolabını temizlemeye yani. Girdiğinizde gördüm. Kabasını alıyorum dedin ama kabasını aynı suyla 10 kere kabasını aldın. Kaba bile o suyu, o kabası bile suyu değiştirilir. Çamur olmuş. Arkadaşım, çamur defa olmuş. Değil. Ben süngerimi ben gördüm, yerdeki ben gördüğümü söylüyorum altın, Özlem dolabın Hanım. Altındaki o pisliğe değdirdim. Ülkin üstüne şey. Girdiniz. Rafları çıkarmadan üstünü ucum ettiniz. Evet o pisliğe girmeden önce oranın da kabasını bir önce aldım. Önce buzdolabı Özlem Hanım ben size öğreteyim. Keşke İlk siz, önce. Keşke siz dün ben kabul ettim siz de kabul edin. Ama ben temizlediğim yeri niye kabul ama temizleyemediniz ki? İşte bilmiyorsunuz. Siz ilk halini gördünüz, son halini gördünüz. Aradaki farkı hiç fark etmediniz arada mi? Arada hiçbir fark yok. Hiçbir hala fark lekeler yok, duruyor. İçinde her şey duruyor. Evet, sakin duruyor. Bey, buzdolabında ne duruyor? Bana onu söyler misiniz? Merak lekeleri ettim. Lekeleri duruyor. Bir eksik lekesi var. Duruyor. Lekeleri nerede duruyor? Buzluğu açtığımda
Buzluğun içindeki lastiği, mastiği hepsinin kiri kabası duruyor. Nasıl bu temizlik? Siz nereye baktınız? Arkasını silmemişsin. Yan tarafı silmemişsin. Yanlarını da sildim. Bir kere senin için buzdolabı çok önemliyse. Evet, çok buzdolabını önemli. Koyduğumuz yerin üstünde boru geçiyor. O boruyu insan siler. Yemeklerin içine, o hangi aldığımız boru? Malzemelerin içine. Buzdolabının olduğu düşen. Balkondan mı bahsediyorsunuz? Balkondan bahsetmiyorum. Ya, buzdolabının nerede olduğu odadan vardı? Yani o kemerin arka tarafından bahsediyorsunuz. Ama olsun sonuç. İşte orada o oradan ama dahil boru olmayan geçiyor. Yeri ben niye nasıl dahil? Ki? Buzdolabını dahil bence o. Onun üstünden geçiyor. Şu görmüş olduğunuz tarafı dahil etmiyoruz. Çünkü zaten buzdolabı temizliği göreceğiz Özlem'den bugün. Bütün evi komple temizleyip çıksaydım, Kadir Bey yatak odasına da girseydim, tuvalete de girseydim, işte, her yere girseydim. Bak işte konuyu saptırıyorsun, şu an konuyu saptırıyorsun. Benim dağıtlama dahil olmayan yeri temizleyip niye zamanımı harcayayım sen ki? Sen konuyu saptırıyorsun. Saptırmıyorum. Sen siz dahil olmayan yerleri temizlediniz mi? Bak o ispatoluyla sen boşuna geldin buraya. Siz bir kere tertemiz bir evde, sadece öyle? Toz olan bir evde bile hiçbir yeri temizleyemediniz. Ya evet. Yazık yavrum. Evet temizleyemediniz. Yazık. Buzdolabına girmediniz. Girdiniz ben mi? Ben girmedim ama sen de girememişsin. Ben girdim hem sen de kırıklığını yaptım. Sen o kadar net ettin kendini, çıplak çıktın ben bayrama. Siz bence bakın Özlem Hanım, evi sonradan girip izlememişsiniz Nuri Bey. Alt raflara hiç dokunmamışsınız. Hiç dokunmamışsınız. O çekmeceler berbattı. Çekmeceleri ellediniz mi? Toz içindeydi. Yorumunu yaptın. Çok toz içindeydi. Yapış yapıştı. Kapaklar, alt raf kapaklar yapış yapıştı. Bana dediniz ki bulaşık makinesine dokunmadın. Sen nasıl dokundun? Gözlerinle mi? Bulaşık makinesi bozuk olduğu için içinde su birikmiş. Bakın bahanesi şunu, çok. Benim hayır. Makinen bozuktu senin maalesef. Senin öyle bir dolabın, öyle bir bulaşık yığınlığın olsaydı ben de senin bırakmana zaten karşı çıkmazdı. Çıkmaz mıydı? Evet. Emin sen misin? Bulaşık makinesini buzdolabı bıraktın arkadaşım. Sen bence benden evin çok korkmuşsun yavrum. Ben senden niye korkayım çok ki? Çok korkmuşsun. Sen bence bugün benim temizliğimi gördüğün için korktun. Temizliğini mi gördün? Evet. Hangi temizliğini? Hiçbirbirinin sorularına cevap vermiyor. O başka bir şey söylüyor, o başka bir şey. Niye hiçbirbirinizin sorularına cevap vermiyorsunuz? Nuri Bey soru soruyorsunuz ama cevabını hiç duymuyorsunuz. Bey, Özlem Hanım. Ama inkar ediyor. Sen sarma saracaktın kız. Nerede o sarma? Burada sarma. Benim içim bulandı bu vapurun tıngırtamasından. Ne vapuru Kadir? Aman vapur mu? Bir dilli mi at mı? Ne bu? Tekne, tekne. Sarmamı getirin de adamcık. Nerede o sarma? Biz Cüneyt abiyle birlikte yedik onları. Ya yapmayın biz de acıktık. İçim burkuldu benim. Sen bana gelen şeyi niye yiyorsun? Sana gelmedi. Ekibe geldi onlar. Ben Kadir'e sardım onu. Madem Kadir'e sardınız alın öyleyse. Oh! Biraz hararet bastı beni ayrıca. İçim kalktı vapurda. Şimdi Nuri Bey diyecek eve sarmayı getirdi 10.000 lirayı almak için. Allah'ım yarabbim ne alakası var sizin usta? Orada da kalsan arada tansiyonum düşüyor çünkü. Dur artık Nuri Bey. Şunu sormak istiyorum. Gülcan, Yağmur, Nihal ve Özlem. İçinden hangisinin temizliğini beğendiniz? Gülcan'ı daha çok beğendim. Gülcan'ı daha çok beğendiniz. Peki tamam. Nuri Bey'den puanını almak istiyorum. Evet Nuri Bey şimdi puanını açıklayacak ama ondan önce Gülcan'a sormak istiyorum. Gülcan, Nuri Bey senin evine kaç puan vermişti? 2. 2 vermişti. Ve Nuri Bey'e demiştim ki ben Nuri Bey bugünden daha kötü bir ev çıkarsa kaç puan vereceksiniz? O da bana demişti ki hayır Kadir Bey beğenmedim ama olmadı ne yapabilirim demişti. Bakalım Nuri bugün kaç puan verdi? Buyur Nuri. 2. Temizlik senin için değil. Peki. Ben bu puanı kabul etmiyorum Kadir Bey ya. Yani insanlar biraz yapılan işi görmeli bence. Biraz temizliğe yorum yapmalı bence insanlar. Yani ben artık sormak istemiyorum bu ikiyi nereye verdiniz diye. Hiçbir yere vermediğinizi anlıyorum. Yani hiçbir yere puan verilmemiş. Yani bu mutfak dolaplarının kapakları hiç göze gelmedi. Vitrin temizlenmemiş, buzdolabı temizlenmemiş, mutfak dolabı temizlenmemiş. Nuri Bey'e sor. Nuri Bey'e sor. De ki o ikiyi nereye verdin de. Mecbur kaldığı için verdi ya. Nereye verecek? Yok mecbur biri kaldığım için. Biri verebilseydi biri verirdi. Peki hadi bunu geçtim. Hadi bunu geçtim. Şimdi Gülcan'a niye 2 verdin? Şimdi Kadir'cim ben ilk günün kurbanı oldu Gülcan. Neden ilk günün kurbanı oldu? Neden kurbanı oldu? Gülcan'ın şöyle bir şey neydi? Oldu. Daha kötü ev bekledim.
daha iddialı arkadaşların olduğunu düşündüm. Peki benim orada yaptığım açıklamayı neden kale almadınız? Size bundan daha kötü bir ev çıkabilir demiştim. Ama yok ben burayı beğenmedim dediniz. Yani o ihtimali düşünmediniz. Şu anda eğer Gülcan'ın temizliğini beğendiyseniz şu anda hiçbir önemi kalmadı. Çünkü ikisi de eşit oldu. Hayır, Gülcan'ın temizliğini beğendim derken şunu söyledim. Özlem'dense Gülcan daha iyi temizlik tamam, yapmış. Çok pardon. Tamam, ama ben onun bilmiyordum ki temizliğinin işte bu kadar kötü olabileceğini. Haftanın başında dedim ki ona göre puan verin ama hiçbir şekilde dinlemediniz. Peki, Yağmur ve Gülcan puanlarınızı yazın. İkiniz de puanlarınızı yazın. Gülcan buyur puanlarını açıkla. Yağmur buyur Ben açıklamamı yapabilir miyim? Çünkü ben bugün çok dolu yaşıyordum zaten. Hiçbir açıklama bekliyorum. Ama benim söylemem gereken bir şey var. Söyleminizin hiçbir anlamı yok. Zaten iki verdiniz. Sadece Nihal Hanım'dan iki beklemiyordum açıkçası. Nihal Hanım. Çünkü temizliği, biraz daha temizliğe ilgili yorum yapacağını düşünüyordum. Bırak Özlem Hanım, gerçekten eğer salonundaki dediğim detayları yapsaydınız ya da mutfağınızdaki onları çekseydiniz. Bak ben röportajını da söyledim. Benim işim İzmir haftasında. Benim de hakkımı yediler. Temizlik benim işim İzmir arkadaşlar. Ben sizin hakkınızı yemedim, yorum yapmadım. Temizlik bir, herkes birbirinin hakkını yedi. Kimse bana hak yemedim demesin kesinlikle. Evet, İstanbul'da çok yaşadık. Karşımıza çıktı ama dedik ki İzmir dedik. İlk defa geliyoruz dedik. Açıkçası haftanın başından belli uyarılar yapmama rağmen hiçbir şekilde adaletli bir şekilde ve temizliğe puan verilmedi bu hafta. Ve temizlik benim işim İzmir haftasındaki tüm puanları iptal ediyorum. Bu haftaki birinciyi kendim seçeceğim. Ben sadece temizliğe puan veriyorum. Ne oldu? Burada ağlaması gereken benim ya. Ben bu puanları hak etmedim. Ben dediğim gibi arkadaşımıza verdiğim puanı dedikleri bakın ben çok aşırı detay girmedim. Ama iki verdin. Ama bakın bak. İki verdin. En iki azından verdin. Benim için bak dediğim gibi. Ya, dediklerimi yapsaydı başka türlü ben bir şey aramadım peki, Kadir Bey. Peki. Yarışmacılar her gün sizin her istediğinizi yapmak zorunda değil. Yapamazlar. Yapamazlar. O cam istiyor, o buzdolabı istiyor, o yer istiyor, o tül istiyor. Hangi birine yetişecekler? Keşke kendi istediklerinizi kendinizde, evinizde çok güzel bir şekilde yapsaydınız. Evet, az önce puanları iptal ettim. Peki ne hissediyorsunuz? Yani cidden adaletsizlik yaptığınızı hala düşünmüyor musunuz? Ya benim için fark etmiyor. En doğru karar zaten siz verirsiniz. Benim için hiç problem yok. Peki program... siz neden veremediniz? Onu sormak istiyorum. Bu programda herkes adaletsizlik yaptı zaten. O yüzden ben de adaletsizlik yapmaya karar verdim. O yüzden bu puanlamaları verdim. Yani kimse... Temizliğe puan kimseye verilmedi yani. Gerçekten temizlik için puan verilmedi. Hiç kimse vermedi burada. Tüm arkadaşların adın aynı kanaat. Evet, aynı. Ben kesinlikle o şekilde bakmadım puan verirken. Var mı? Evet, ben buna bilerek haksız puan verdim diyen. Etkiye tepki tabii ki. Yani sen bana nasıl gelirsen ben de sana öyle gelirim. O yüzden bu şekilde gelişti. Peki. Evet, şimdi Özlem'in temizliğine yorumumu yapıp beklenen İzmir'deki büyük finale geçmek istiyorum. Ve 10 bin liranın sahibini birazdan açıklayacağım. Özlem'cim, mutfaktaki cam kısmını iptal ettim. Neden iptal ettim? Çünkü Nihal'in de mutfağı büyüktü. Ve öbür cam kısmını iptal ettim. Sen de etmeseydim haksızlık yapmış olurdum. Ve senin mutfağındaki dolapların içleri de doluydu. Ama buradaki en büyük avantajın yağlı değildi. Sana dedim ki çok fazla deterjanlamana gerek yok. İçlerini hızlıca silip çık dememe rağmen 2 saat 37 dakika çok geçirdik bir vakit. Buzdolabını çok beğendim. Eline koluna sağlık. Buzdolabının rafını içinde alabilirsin çünkü o da buzdolabının içine ait. Oranın pisliğini taşıyan bir şey. Dışarıdan alıp bir şey getirmedin sonuçta. Ama salona geldiğimizde ise aynı yorumları yapamayacağım. Çünkü mutfakta geçirdiğin süreyi telafi etmek için salonda hunharca bir temizlik yaptık. Yani ağız tadıyla güzelce bir yer silemedik. Salonda elimden geldikçe yardım ettim ama süren o kadar azalmıştı ki artık bazı yerler kalmak zorundaydı. Banyoya geçtiğimizde ise 17 dakikada ne kadar temizlenirse o kadar temizlendi. Fırçanla çok güzel duşakabini ovdun. Yani o fırçayla gelmen de çok güzel bir şeydi. Ama tam anlamıyla o temizlik kokusunu maalesef ki göremedim. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Evet. Temizlikten anlamadığını asla düşünmüyorum. Ama süre problemin olduğunu tabii ki de söylemek isterim. Evet, Özlem'in de eline koluna sağlık. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum ve döndüğümde haftanın birincisini 10 bin liranın sahibini açıklayacağım.
Evet, temizlik benim işim. İzmir haftasında beklenilen büyük finale karşınızdayız. Ve 10 bin liranın sahibini açıklamaya geldim. Bakalım bu hafta 10 bin liranın sahibi kim oldu? Evet, bildiğiniz üzere az önce tüm puanları iptal ettim ve birinciyi kendim belirledim. Açıkçası seçerken zorlandım. Çünkü herkes belirli yerlerde aynı eşit eksikleri bırakarak ilerlediler. Evet, bakalım birinci kim oldu? Evet, temizlik benim işim İzmir haftasında. Öncelikle haftanın sonuncusunu açıklıyorum. Temizlik benim işim İzmir haftasında haftanın sonuncusu... Benden 5 puan alarak temizlik benim işim İzmir haftasında sonuncu olan yarışmacımız Nuri oldu. Nuri, eline koluna sağlık. Yorumlarımı zaten yapmıştım ama bir tık daha hızlı ve pratik bir şekilde yaparsan çok sevinirim temizliğini. Eline koluna sağlık diyorum. Evet, sıra geldi haftanın dördüncüsünü açıklamaya. Evet, temizlik benim işim de haftanın dördüncüsü. Benden 6 puan alarak Yağmur oldu. Yağmurcuğum, eline koluna sağlık. Gününde yorumlarımı yapmıştım. Programımıza katıldın, renk kattın. Teşekkür ediyorum ben her teşekkür şey ederim. İçin. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, kaldı 3 kişi. Temizlik benim işim İzmir haftasında, puanların iptal edildiği haftada 2 tane birinci var. Evet, 2 tane birinci var. Acaba kim? On bin lira ikiye bölündü. Bakalım 10 bin liradan pay alan birincilerimiz kim oldu? On bin lirayı bölüşen birincilerden ilki... İzmir'de ekranların tozunu alan yarışmacı... Üç, iki, bir... Temizlik benim işim İzmir haftasında birinci olan yarışmacılarımızdan ilki... Gülcan! Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, Gülcan, ne hissediyorsun? Ya çok mutluyum şu an. Ellerim titremeyen, ellerim titremeye başladı şu an. Eline koluna sağlık diyoruz. Tabii ki ilk günün verdiği o evham da vardı. Evet, sana madalyanı takmak istiyorum şöyle. Evet, temizlik benim işim İzmir haftasında birinci olan ilk yarışmacılarımızdan Gülcan'a madalyası takıyorum. Sen hiç kalkma. Bayağı bir alkış alalım. Evet, buyur Gülcan'cığım. Çok sağ olun. Eline koluna sağlık her şey için. İddialı geldim, alacağımı biliyordum ve aldım. Ve puanlamanın bu şekilde olması, Kadir Bey'in seçmesi daha da iyi oldu. Çünkü bu hafta biraz adaletsiz geçti. Bakalım ikinci madalya kimin olacak? Evet, temizlik benim işim İzmir haftasında birinci olan diğer yarışmacı... Evet, adrenalin yükseldi. Herkes merakta. 10 bin lira önümüzde, madalya elimizde. İzmir'den giderken 10 bin lirayı kime veriyoruz? Evet, heyecan dorukta. Evet, İstanbul'a gidişimize saatler kaldı. 10 bin lira burada. İzmir'in birincilerinden diğeri. Üç, iki, bir. İzmir haftasında birinci olan diğer yarışmacımız. Nihal. Evet.
İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş ona sırmalar saçar. Altın güneş ona sırmalar saçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Evet. Ya ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Çocuklarım aldım. Anneniz aldı. Temizlik benim işim. Gülcan'ı da tebrik ediyorum. Ne demiştim ben size? Benim adım Nihal. Aldım işte aman. Evet. Son kez puanları da söylüyorum. Nihal'cim benden 8 puan aldın. Gülcan benden 8 puan aldın. Özlem benden 7 puan aldın. Eline koluna sağlık. Gülcan'la Nihal olarak ikinizin de çok fazla bir yüksekliği yok. Hepiniz aynıydınız. Aynı eksikleri bıraktınız. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Evet. Bu haftamızı da muhteşem bir şekilde kapattık. İzmir'in tozunu aldık. Şimdi İstanbul'a geri dönüyoruz. Belki önümüzdeki haftalarda size bir sürpriz yapıp diğer illere gelebiliriz. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta ekranların tozunu almaya bomba gibi yarışmacılarla geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.